Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu videomuzda Havit TV 967 kulaklığı inceliyoruz. Havit TV 967, Havit markasının genel algısına uygun olarak uygun fiyatlı bir ürün. Havit'in oyuncu ekipmanları, işte şarj aletleri, kabloları gibi ekstra parçalarıyla ya da donanımlarıyla tanıyor olabilirsiniz. Bu kulaklık kategorisinde bir ürünü. Bu kulaklık marketlerden ya da kolay ulaşabileceğiniz noktalardan satışıyla meşhur bir ürün. Ve ulaşılabilir bir fiyata sahip. Bu konularla dikkat çektiğini söylememiz lazım. Yani uygun fiyat çerçevesinde inceleyeceğimiz bir ürün olacak. Tasarımıyla başlayacak olursak önce kutusuyla başlayabiliriz. Kutusu plastik ama soft bir plastik yapmışlar. Bu elden kayma noktasını biraz kolaylaştırıyor diyebilirim. Elde iyi bir tutuşu var ama üzerinde leke bıraktığını söylemem lazım. Bir de şöyle kutuya yasal bildirimleri yaparken çok güzel basamamışlar. Böyle bir özensizlik var diyebilirim. Bir de Havit logosu sanki buraya biraz sırıtmış gibi. E, altında USB Type-C portunu görüyoruz. Uygun fiyatlı kulaklıkların bazılarında mikro USB portu görürken burada Type-C portunun olması bizim için önemli bir artı. Yanında bir tane nokta görüyorsunuz. Bu nokta led. Buradan e, ürünün şarj e, olurkenki durumunu görüyorsunuz. Ayrıca e, kapağın menteşesi plastik. Burada e, kapakta otomatik bağlanma özelliği yok. Yani kapağı açtığınızda telefonunuzda işleşme modu bulunmuyor kulaklığın. E, bundan sonra kutunun ağırlığı 36 gram. 36 gram hafif bir diyebiliriz. Sonra kulaklıklara geçelim. Kutuda mat demiştik plastik Burada e, mat değil parlak bir plastik kullanılmış. Bu plastikte açıkçası kulağınızdayken terlediğinizde e, kay, kaydığını söyleyebilirim ama kulaklığın kulağınızdaki duruşu oldukça sağlam. Kulağı iyi tutunuyor. Zaten kutu içerisinden 3 farklı e, boyda başlık çıkıyor. Ondan kulağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Beni tasarımında rahatsız eden bir nokta oldu. Şuradaki ledleri e, kutudan çıkardığınız diye de ürüne bağlarken arada bir yanıyor. Ve özellikle karanlık bir ortamdaysanız o led çiğ bir led e, ortalıkta veriliyor ve sizi rahatsız ediyor açıkçası. O ledin öyle olması beni rahatsız etti. E, kulaklıkların her biri 3.8 gram. Hafif kulaklıklar. Kulaklıkla ilgili malzemesiyle ilgili eleştireceğim bir nokta da montaj kısımları. Bu birleştirme noktaları çok iyi yapılmamış. Arada boşluklar var. Zaten suya dayanıklılıkla ilgili bir noktada değinmemişler. Yani çok dayanıklı bir kulaklık değil. O yüzden yağmur yağdığında suyla ilgili konular yaşadığınızda bu kulaklığa pek güvenmeyin derim Hiçbir sertlik ısı da bulunmuyor zaten. Uygulama desteği de yok. Uygulama desteği derken bazı kulaklıklarda uygulamadan... Çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Bu kulaklıkta öyle bir destek bulunmuyor. Kontrol kısmına geldiğimizde dokunmatik kontrolleri var. Bu dokunmatik kontrollerle oynat durdur. Ee, i̇şte şarkı, sonraki şarkı, önceki şarkı gibi eylemler yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. O dokunmatik kontroller çok e, tepkisel değil. Bazen atal dokunuşlar ya da yanlışlıkla dokunmalarda yanlış sonuçlar elde edilebiliyor. Şimdi ses performansına gelmek lazım ses konusu belki de fiyatını oranla en vaatkar kısmı. 10 mm sürücüsü olduğunu belirtiyor. Tabi sürücünün boyutu tek başına bir anlam ifade etmese de bu kulaklıkta görece büyük bir sürücü kullanıldığını söyleyebiliriz. Büyük sürücü de hacimli bir ses üretmek için bir olanak denebilir. 20 ile 20 kHz arası bir frekans aralığı var. Şimdi ses kalitesinde şöyle bir durum var. Bunu gerçek anlamda sesine baktığımızda evet kalite olarak Düşük olduğunu hissediyorsunuz. Ama burada olay e, şunda bitiyor. 250 liralık artık fiyatını da söyleyelim. 250 liralık bir e, gerçek kablosuz kulaklıkta bu ses kalitesi iyi karşılanabilecek düzeyde. Sesler çok temiz değil. Onu vurgulayıp arada bir sesi kirletme diyebileceğim bir huyu var. Bir de sana kendi vurgusu güçlü baslar diyor. Ucuz kulaklıklarda özellikle bası abartmak istediğinizde diğer sesleri aşırı derecede törpülerler. Bunda da öyle bir durum var. Bası abarttığı zaman diğer sesler ciddi şekilde törpüleniyor. Ses detayları ise arka plandaki enstrümanları ya da detay sesleri yakalamak konusunda pek başarılı değil. Yani bu konulara dikkat ediyorsanız biraz hayal kırıklığını uğratabilir. Yani ekonomik bir kulaklık olduğu her ses kalitesiyle ilgili çıtayı yükseltmek istediğiniz noktada karşınıza geliyor. Bas vurgusu olduğunu söylemiştim. Evet fiyatına göre sizin kulağınızda yaşattığı o bas hissiyatı güzel. Güzel. Buradan e, tatmin olabilirsiniz fiyatını orantıladığınızda. Orta sesler yok. Yani orta seslerin üretiminde bu kulaklığı kaybediyorsunuz. O sesleri neredeyse hiç duyamaz hale geliyorsunuz. Tiz sesler belirgin. Ama şöyle bir nokta var. Tiz seslerin çok abartıldığı noktada kulağınızı tırmalayan bir efekt oluşur. Bunda da biraz o var. Tiz seslerin çok aşırı belirgin olması bazı noktalarda dezavantaja sebep olabiliyor. Şimdi mikrofon performansına geçelim. Mikrofon bu üründe benim en az beğendiğim nokta açıkçası ee, mikrofonu ile evet bir iletişim kurdum karşıdaki benim konuştuğum anlayabildi ama arada e, o mikrofon kalitesini belirleyen o netlik unsuru hiç olmadı sürekli bir cızırtının olduğu arada bir parazitlenmenin olduğu şeklinde bana bir uzun görüşmede e, bunun yan etkileri anlatıldı yani iletişimi kuruyorsunuz karşınızdaki dediğiniz anlıyor ama uzun süreçte ...kalite anlamında, stabil bir görüşme yapma anlamında size sorunlar yaşatabiliyor. Bu ses kaydı Havit TV967 kulaklık üzerinden kaydedilmektedir. Havit kulaklığın mikrofon performansı böyleydi. Bu ses kaydı yapay olarak oluşturulmuş gürültülü bir ortamda Havit TV967 üzerinden kaydedilmektedir. Soyutlama yeteneklerine geldiğimizde kendisinde bir aktif gürültü önleme yok. Sadece pasif bir gürültü önlemesi var. Bu koşullar altında eğer yüksek ses düzeylerine çıktıysanız... Ee, dışarıdan iyi bir şekilde soyutluyor. Tabii ki burada e, gerçek bir gürültü engelleme yok. Pasif bir şekilde eğer yüksek seslerde dinlerseniz ortamdaki çoğu sesi duymaz hale geliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Ee, dışarı ses kaçırma durumu. Bazen e, özellikle ucuz kulaklıklarda da e, net bir şekilde gözlemlenen bir şey bu. Siz yüksek sesle ya da yüksek sesle de olmasına gerek yok. Müzik dinlediğinizde dışarı bir miktar duyulabilir ses gidiyor. Bu kulaklıkta da o hissedilir düzeyde eğer yakınınızda biri varsa bir mırıltılar şeklinde ne dinlediğinizi duyabilir. Bu hem karşıyı rahatsız etmemek ya da sizin ne dinlediğinizi duymamaları istiyorsanız aklınızda bulunsun. Bağlantı konusuna geçtiğimizde Bluetooth 5.1 teknolojisini kullanıyor. Yani hem şarj anlamında hem de bağlantı teknolojisi olarak güncel standartları destekliyor. Benim tecrübemde de telefonla ilgili bir bağlanma problemi yaşamadım. Ayrıca bağımsız bağlantı özelliği var. Bu modda iki kulaklıkta ayrı ayrı telefona bağlanıyor. Böylece aralarındaki dengesiz pil tüketimi durumu ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ve tek mod çalışmalara da bu bir kolaylık olarak önünüze geliyor. Gecikme konusuna geldiğimizde ise Evet bazı hareketli sahnelerde o gecikmenin arttığını hissediyorsunuz. Tamam birileri konuşurken dudak senkronu çok kaymıyor ama patlama çatlama sahnelerinde o senkronun biraz geriden geldiğini fark ediyorsun. Yani bir miktar gecikme var denebilir. Pil ömrüne geçtiğimizde ise kulaklıklarda 40 miliamper bir pil var. Kutuda da 300 miliamper bir pil var. Kulaklık tek şarjla 4 saat civarı bir pil ömrü sunuyor. Bunu net olarak söylemek zor çünkü telefon vesaire gibi net bir şekilde ölçme olanağımız yok. Kaba taslak söylüyoruz o yüzden her seferinde. Bu pil ömrü Evet, bu kategori için yeterli ama üst sınıfta 12 saatin üzerine çıkabilen kulaklıkların da artık olduğunu düşünürsek bu kategoride onlara göre az ama sınıfı için yeterli bir pil ömrünü sunuyor. Peki 4 saat geçti, pil bitti, sonra kutuya koyduk, orada da bir buçuk saat içerisinde şarj oluyor. Kutunun şarj olması da 2 saat. Son olarak fiyat konusuna tekrar değinelim. Ses konusunda bahsederken 250 lira olduğunu söylemiştim. Şu an Türkiye'de 250 lira civarında alabileceğiniz bir kulaklık ve çeşitli marketlerde de bulunabiliyor. Hatta ben de, de geçen gün şok market üzerinden aldım ve e, bu incelemeyi size öyle çekiyoruz. E, gördüğüm kadarıyla evet eksikleri var ama bunların hepsini fiyatla tolere etmeye çalışıyor. Fiyatı çerçevesinde başarılı bir ürün olarak görünebilir. En azından bir sorunu yok. E, i̇letişim kalitesi kötü olsa da iletişim kurulabiliyor. Müzik kalitesi, ses kalitesi noktasında fiyatına göre işte bu kadar olur. Anca bu kadar ses kalitesi alabiliriz noktasına getiriyor. E bu noktalarda işte Type-C portu ve Bluetooth 5.1 gibi görece güncel teknolojilerin olması. Ayrıca AAC kodek üzerinden ses aktarımı yapıyor. Bazı düşük kulaklıklar SBC üzerinden aktarır. SBC de günümüzdeki en düşük kablosuz aktarım standardı. Onun bir üstü olması tabii APTX, HD ya da çeşit eldak gibi kodekleri yok bu kulaklığın. Oradan bir eksi e, 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 verilebilir ama çok üst, üst düzey ses kalitesi üretmediği için AAC'de çok sorun yaratmayacak bir ses kodi olacaktır sizin için. Bu çerçevelerle değerlendirme Havit TV967'i True Wireless Stereo kategorisinde gerçek kablosuz kulaklıklar arasında uygun fiyata alınabilir bir ürün olarak görüyorum. TeknoSeyir'de başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.